Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 26 organik kimya ile devam ediyorum. Bugün sizlere SP küp melezleşmesi yapmış karbon atomlarının yer değiştirme tepkimelerinden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Bir önceki videoda bu konuyu anlatmıştım. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz şöyle. Aşağıda verilen bileşik ve iyonlardan hangileri nükleofil, hangileri elektrofildir? Şimdi nükleofil ve elektrofilleri belirlememizi istiyor. Birinci bileşiğimize bakalım. CH3O iyonu. Şimdi bunların nükleofil mi, elektrofil mi olduğunu belirleyebilmek için aslında Lewis yapılarını güzel bir şekilde, doğru bir şekilde çizmek gerekir. Lewis yapılarının nasıl çizildiğini daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi buraya direkt olarak Lewis yapılarını ben göstereceğim. Bu iyonumuzun adı metoksit. Şimdi metoksit iyonu karbon. Karbona 3 tane hidrojen bağlanmış ve bir de oksijen var. Lewis yapısını yazdığınızda oksijenin üzerinde bu elektron çiftlerinin olduğunu görürsünüz ve eksi yüklü olduğunu buluruz Lewis yapısından. Şimdi oksijen üzerindeki bu ortaklaşmamış elektron çiftleri ne yapılabilir? Başka bir grupla ortaklaşa kullanılabilir. Bu sebeple nedir? Nükleofildir diyoruz. Bu nükleofil özellik gösterir. Geldik metanala. Şimdi metanal dediğimizde bu bir aldehit ve metan dediği için bir tane karbon var. Yani o zaman karbona bir çift bağlı oksijen var aldehit olduğu için ve hidrojenler var. Bu metanaldır. Şimdi Lewis yapısını da yazdığınızda bu şekilde oksijen üzerindeki elektron çiftleri bulunduğunu görürüz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada oksijen karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekecek. Kısmi negatif yüklü olacak ve karbon da bu durumda kısmi pozitif yükle yüklenecek. Bu durumda da ne olacak? Bu pozitif yüklerden dolayı elektrofil olarak davranabilecek ve bu madde metanal elektrofil özellik gösterir diyoruz. Gelelim yandaki C şıkkımıza. Bu bileşiğimize bakalım. Buradaki bileşikte nedir? Kloretandır. Şimdi kloretan, karbon, karbona 3 tane hidrojen bağlanmış. Tekrar karbon bağlanmış. Yine buna 2 hidrojen ve bir de klor bağlanmış. Yine burada klorun üzerinde elektron çiftleri var. Lewis yapısı yazıldığında bu görülür. Karbon ve klor. Klor karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekip kısmi negatif yükle yüklenecek. Buradaki karbon da kısmi pozitif yükle yüklenir. Bu sebeple polar bir bağ olur. Bu durumda zaten bağ da polardır. Bunu da söylemiş olalım. Buradaki artı kısmi artı yükten dolayı elektron çifti alabilir ve bu maddede elektrofildir diyoruz. D şıkkında ne var? Buradaki bileşiğimiz metil amindir. Şimdi metil aminin de Lewis yapısını çizerseniz şu şekilde bir yapıda olduğunu görürsünüz. Hidrojen, hidrojen ve elektron çifti vardır azot üzerinde. Azot üzerindeki bu elektron çifti başka atomlarla ortaklaşa kullanılabileceği için o zaman bu maddede nedir? Nükleofildir diyoruz. Şimdi ikinci örneğimizde şöyle aşağıdakilerin hangileri elektrofil hangileri nükleofildir? Birinci maddemiz nedir? Bu hidrür iyonudur. Şimdi hidrür iyonunun Lewis yapısını çizdiğimizde şu şekilde hidrojenin iki elektron çifti taşıdığını ve eksi yüklü olduğunu görürüz. Şimdi verebileceği ortaklanmamış elektron çifti olduğu için başka bir atomla paylaşabileceği bir elektron çiftine sahip olduğu için hidrür iyonu nedir? Nükleofildir diyoruz. Gelelim AlCl3 alüminyum klorür. Şimdi bunu da Lewis yapısını çizersek alüminyum merkezde buna 3 tane klor atomu bağlanmış. Klorların üzerinde elektron çiftleri vardır. Oktetlerini tabii ki bu şekilde 8'e tamamlamış oluyorlar. Şimdi klorlar alüminyumdan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekecekler ve kısmi negatif yükle yüklenecekler.
Bu durumda alüminyum da kısmi pozitif yükle yüklenmiş oldu. Bu kısmi pozitif yükten dolayı alüminyum klorür de elektrofil olur. Devam edelim yandaki örneğimizde. Şimdi burada gördüğünüz gibi etilen bileşiğini görmekteyiz. Bu çift bağda birincisi kovalent bağ, ikincisi pi bağı. Şimdi buradaki pi bağında pi elektron çifti bulunmakta ve bu pi elektron çifti başka atomlarla paylaşılabilir. Bu sebeple etilen burada nükleofil olarak davranır diyoruz. Diğer maddemize gelelim. Diğer maddemizde şöyle karbon 3 tane hidrojen bağlanmış ve bir kükürt atomu bağlanmış. Şimdi buraya baktığımızda ne yapıyoruz? Lewis yapısını çizerseniz kükürt üzerinde elektron çiftleri olduğunu görürüz ve zaten eksi yük var bir de burada. Şimdi kükürt atomu 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Gördüğünüz gibi bu ortaklanmamış elektron çiftlerini başka atomla paylaşabileceği için bu bileşiğimizde nedir? Nükleofildir diyoruz. Gelelim 3. örneğimize. Aşağıdaki tepkimelerde elektrofilleri, nükleofilleri ve olabilecek ürünleri belirleyiniz. Siz de videoyu durdurup bu soruyu kendiniz çözebilirsiniz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgiler ışığında. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir alkil halojenür var. Burada da NH3 var. Tabii ki bu bileşiklerin Lewis yapılarını da tahmin edebiliyor olmanız gerekir ki hangisi nükleofil, hangisi elektrofil bunu belirleyelim. Zaten nükleofil ve elektrofil varsa ne olacak? Bir yer değiştirme tepkimesi gerçekleşecek. Şimdi CH3I karbon, hidrojen ve iyot var. Gördüğünüz gibi iyodun üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var. Fakat burada iyot karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekip kısmi negatif yüklü olabilir ve karbon da burada kısmi pozitif yüklü olur. Bu durumda CH3I bileşiğimiz ne olacaktır? Elektrofil olacaktır. Yani elektron çifti kabul edebilir. NH3'e baktığımızda NH3'ün Lewis yapısı çizildiğinde şu şekilde azot üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti vardır ve bu elektron çiftini başka bir grupla yani buradaki grupla elektrofille paylaşabilir. Bu durumda da ne elde ederiz? CH3NH3 elektron çiftini verdim. Burası da artı yüklüydü. O zaman bu artı yük bu bileşiğin üzerine geldi ve ayrılan grubumuz nedir bizim burada? İyot. İyot ayrılan grup ayrıldı. Eksi yüklü bir şekilde yani elektron çiftleri iyotun üzerinde kaldı ve eksi yük de üzerinde kaldı. Ve bu şekilde metil amonyum tuzunu elde etmiş olduk. Burası artı yüklü, burası eksi yüklü. Bu bir tuzdur. Metil amonyum tuzudur. Şimdi devam edelim. B şıkkıyla. CH3, CH2, Cl, CH3S, eksi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi klor karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekip kısmi negatif yüklü olacak. Karbonda kısmi pozitif yüklü olacak. Bu durumda kısmi pozitif yüklü bir bölge var. Bir atom var. O zaman bu bileşiği biz elektrofil olarak adlandırabiliriz. Yandaki bileşiğe geldiğimizde bunun da Lewis yapısına baktığımızda şu şekilde kükürt üzerinde elektron çiftleri var ve eksi yüklü. Paylaşabileceği 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var ve bunları elektrofille paylaşabilir. Bu durumda bu bileşiğimiz de nükleofildir. Burada da NH3 nükleofil. Şimdi ürünümüzü yazalım. CH3, CH2'yi yazdık. Buraya ne atak ettim? Nükleofilimiz kükürtten buraya elektrofile atak etti. Yani kükürtten bağlandı. SCH3 ve klor da bizim ayrılan grubumuzdur. Klor eksi yüklü olarak ayrıldı. Klorun etrafında bu elektron çiftleri bulunmakta. Kükürt de bir elektron çiftini ortaklaşa kullanarak bağ yaptı. Diğer iki elektron çifti kükürtün
üzerinde kaldı. Burası artı yüklüydü. Kükürtte eksi yük vardı. Artı eksi molekül ne olmuş oldu? Nötr olmuş oldu. Şimdi C şıkkına gelelim. Burada da siyanür var gördüğünüz gibi. Cn eksi zaten şu şekilde Lewis yapısını çizersek nedir? Siyanürün Lewis yapısını çizelim. Şu şekilde karbon 4A grubunda, azot da 5A grubunda artı eksi yükten dolayı bir elektronu ekledik. Toplam 10 tane değerlik elektronumuz var. Şimdi önce iskelet yapısını yazdığımızda Cn için ne yapıyoruz? Şu şekilde iskelet yapısı yazdığımızda bağ için bir elektron çifti kullanıldığından eksi 2, bir bağ için 2 elektron çifti eksi 2, 8 elektron kaldı. 8 elektronu dış atomlardan başlayarak yerleştiriyoruz. 2, 4, 6 ve 8. Şimdi oktetlerini ne yapmamız lazım? 2, 4, 6, 8. Azot 8'e tamamlamış fakat karbon tamamlamamış. Oktetini tamamlaması için azottan şu elektron çiftlerini kullanırsak şu şekilde 3 bağ oluşur. Azot üzerinde bir elektron çifti kalır. Şimdi oktetlere bakalım. Azotun okteti 2, 4, 6, 8. 8'e tamam. Karbonun okteti de 2, 4, 6, 8. 8'e tamamlanmış. Şimdi eksi yüklü olması gerekiyor molekül. Formal yüklere bakalım. Karbonun formal yükü grup numarası 4. Bağ sayısı 1, 2, 3. Ortaklanmamış elektron çifti 2. Bu durumda eksi 1 yük karbon üzerinde oldu. Azota bakalım. Azotta nedir? 5A grubunda eksi 1, 2, 3 bağ yapmış. Eksi 2 ortaklanmamış elektronu var. 0 formal yüke sahip. Yani siyanür bileşiğimiz için Lewis yapısı şu şekilde bulundu. Eksi yükte karbon üzerinde. Şimdi karbon üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Bunu verebilir. Bu durumda siyanür ne olmuş oluyor? Nükleofil olmuş olur. Yandaki bileşiğe geldiğimizde şu şekilde CH3, CH2, burada bir karbon, buna bağlı bir hidrojen, bir klor var ve CH3 var. Şimdi klor üzerinde elektron çiftleri var. Klor karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekip kısmi negatif yüklü olacak. Karbonda kısmi pozitif yüklü olacağı için buraya elektron çifti kabul edebilir ve bu bileşikte elektrofil olarak davranır. Bu durumda karbondaki bu elektron çiftiyle nükleofilimiz, siyanürümüz bu elektrofil gruba buradaki pozitif yüklü, kısmi pozitif yüklü karbon atomuna atak eder ve hangi yapıyı elde ederiz? Şu şekilde CH3, CH2, bu karbonda hidrojen var. Şimdi bu klor ayrılacak. Klor ayrıldı. Eksi olarak ve buraya ne atak ediyor? Siyanürümüz karbondan buraya bağlanacaktır. Siyanür eksi yüklüydü. Burası da kısmi pozitif. Molekülün kendisi ne olmuş oldu? Yüksüz olmuş oldu. Şurada da ne var? CH3 de burada duruyor. Evet, bu bileşiği elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, yer değiştirme tepkimeleri ile ilgili örneklerimiz de bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.